Selamlar, Naz ekranlarına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kerem Önder Hoca ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Sefa gördük dostum. Eyvallah. Şimdi hemen yayının başına daha tekrarlayayım. Abone olmanız bizim için çok kıymetli. Özellikle Naz gibi kanallar için çok kıymetli. Videoyu like'larsanız eğer, yani beğenirseniz daha da ön plana çıkmamızı bize sağlıyorsunuz. O yüzden videoyu başlarken hemen bununla başlayalım dedik. Hocam bugün tabii konuşacağımız çok konu var ama ihlasla başlayalım dilerseniz. İhlasın faziletleriyle başlayalım dilerseniz. Ne demek ihlas? Halas etme, ibadeti Allah'a münhasır kılma. Allah'tan başka hiçbir şey için kulluk yapmama. İbadet yaptığın zaman insanlar tarafından herhangi bir beklentiye girmeme. Yani şu ibadeti yapayım, şu görsün. Bu ibadeti yaparken safın önünde olayım, kayınpeder adayım beni görsün. Ticaret yapacağım arkadaşım da burada, bir ön safa geçeyim. Burada ibadetin içine riya karıştırılmış oluyor. Riya ihlasın tam zıttı. Nasıl gündüzün zıttı gece, nasıl sıcağın zıttı soğuk. İhlasın da tam zıttı, yani ibadeti Allah'a münhasır kılmanın tam zıttı riya. Olayı bozmak, içine kirli su karıştırmak, koca bir bal tenekesinin içine bir damla zehir atmak. Buna riya deniyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle gizli şirk. İbadette gizli şirk olduğu zaman Allahü Teala bu ibadeti kabul etmiyor. Yerine getirilmiş sayıyor. Namaz borcundan düşüyor, oruç borcundan düşüyor. Fakat kullardan bir menfaat, bir beklenti olduğundan yapıldığı için buna sevap yazmıyor. Halbuki Allah Teala bir ibadete minimum 10 sevap verir, 10 katını verir. Ve 700 katına kadar çıkar diyor hadis-i kutsilerde. Burada sen bir çalışma yapıyorsun, bir ibadet yapıyorsun, 30 gün boyunca Ramazan orucunu tutmuşsun. Fakat insanlar beni ayıplamasın, mahalle baskısı yemeyin diye tuttuğundan dolayı Ramazan orucu sebebiyle Allah sana ahirette hesap sormayacak, ceza vermeyecek fakat sevap da yazmayacak. Şimdi bu akıl kârı mı? Yani zaten Ramazan'ı anlamış olsaydı Ramazan'dan sonra da hayatını normal bir şekilde aynen ibadetlerine devam ederdi. Kesinlikle. Aslında Ramazan'ı da anlamamış oluyor galiba. Kesinlikle hocam. Doğru, doğru. Zaten Ramazan'ın manası şu, bu bir ay geldi, bu ayda yönelişini yap, Allah Teala'ya yönel. Senin için yeni bir yıl Ramazan'la beraber başladı. Zekat hesaplaması da Müslümanlarda Ramazan'dan Ramazan'adır. Dolayısıyla bu yenilemedir. Artık bugüne kadar namaz kılmıyor olabilirsin. İçkiye bağımlılığın, kumara bağımlılığın olabilir. Ramazan'la beraber, oruçla beraber bir tövbe et. Bütün günahlarını temizle ve yepyeni bir hayata başla. Bayramın birinci günüyle beraber tekrar içki müptelalığına geri dönme. O zaman Ramazan'ı anlamadın demektir. Yani ihlaslı bir hayat sürmek için o zaman hocam ne yapmak lazım? Niyeti, önce kul niyeti çok sağlam, halis bir şekilde yapması gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, müminin niyeti amelinden üstündür. Yaptığı amel belli bir miktar verir. Ha, niyet amelden üstündür. Niyet amelden üstündür. Niyeti, amelinde savaşa girmek var. Uhud Savaşı'nda savaşan mücahitler vardı. Ama niyetinde Müslümanların galip gelmesi, İslam'ın savaşı kazanması yoktu. Niyetinde benim evimin bahçesindeki hurma ağaçları zarar görmesin vardı. Bu olduğu zaman ameli... Niyeti ameli bozmuş oluyor. Amelde cihatta diğerleriyle beraber darbe alıyor ve öldürülüyor. 12 kılıç darbesi alıp öldürülmüş mücahit var. Ama Allah rızası için oraya gelmediğinden, bahçesindeki hurma ağaçları zarar görmesin, talan edilmesin diye oraya geldiğinden kaybediyor. Bu cehennemliktir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Falanca cehennemliktir. Sahabe diyor ki ya Allah Resulü 12 kılıç darbesi aldı, şehit oldu gözümüzün önünde. Hayır, hurma bahçeleri için savaştı. Bak burada niyet var. Niyeti sağlam yapmadıkça asla doğru dürüst bir şekilde amelin kabul görmez. Borçtan düşer ama Allah onu kabul edip de katlamaz. Mevla Teala 10 katı, 500 katı, 700 katına kadar katlıyor. Kur'an'da başak örneğini verir Mevla Teala. Allah yolunda cihad edenlerin misali şudur. Onlar toprağa bir tohum atarlar. O bir tohum 700 buğday verir. Bir başağın içinde 700 buğday verir. İşte Allah yolunda çalışanların alacağı ücret budur. Şimdi böyle bir mükafat almak varken... Böyle bir ihtimalin, imkanın varken sen sadece niyetini bozmayla bütün bu mükafatların tamamını kaybediyorsun. Yani önce halis bir niyet. Kesinlikle. Sonra hocam niyet ettim tamam. Niyetim de halis, niyetim de düzgün ama ibadetler ne olacak? İbadetlere asla ve kat'a riya karıştırmamalı. Riya Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle simsiyah bir gecede siyah bir kayanın üzerindeki simsiyah küçük bir karıncanın adımlarından daha gizli. Riya bu kadar gizli, bu kadar sinsi. Gizli şirk. Hadislerdeki tabir bu. Niyeti güzelleştirdikten sonra amele başladığında kalbin kaymayacak. Şu beni görsün, buradan menfaatim olabilir. Şuna gideceğim, borç isteyeceğim. Borç istemeden önce beraber bir namaz kılalım.
çıkışta bir hal hatır sorayım, dini bir... Cuma namazında beni patronum görsün. Görsün. Bunların tamamı niyeti zaten bozuk başlamış. Niyetten sonra amele riya karıştırma ve ibadeti bozma. İbadet yapacağım derken şirke girme, küfre girme. Olayın en tehlikeli kısmı bu. Allah Teala Kur'an'da ihlastan bahsederken şöyle diyor. Azaptan ancak Allah'ın ihlaslı kulları kurtulacak. Çok ibadet edenler değil, çok hacca gidenler değil, çok Kur'an okuyanlar değil. Azaptan ancak Allah'ın ihlaslı kulları kurtulacak. Bu ihlası kazanmamız gerekiyor. Önce niyetimize, kalbimize bir işe başlamadan önce monte etmemiz lazım, oturtmamız lazım. Hemen peşinden hayatımıza, sözlerimize, yaşantımıza oturtmamız, monte etmemiz lazım. Hocam tabii burada şimdi ibadete adam duracak, daha ihlaslı olacak ama hani çoğu kişide şu var. Ya ben istiyorum ama namaz kılamıyorum yani bir türlü olmuyor. Ya da farzı mı hemen kılıp bitiriyor, işte sünnetler yok. Farz meselesine geleceğim ama önce yani o namaz kılmakta zorlananlar için ne tavsiye edersin? Şimdi İmam Rabbani şöyle diyor. İhlasın başlangıcı zorlamayla olur. Sonrasında zorluya zorluya, kul zarla zorla, sıkıla ıkıla farzları kıldı, sünnetleri terk etti, nafile yapmadı. Günde iki vakit kıldı, üç vakit kıldı. Bunları yavaş yavaş zorluya zorluya Allah-u Teala kalbine ihlası indirir. Hepsi ihlasa çıkıyor yalnız. Kesinlikle. Süper. Ama başlangıçta adamın böyle bir ihlası yok. Ama namaz kılmadığı için yanacağını da biliyor. Kur'an'a ve sünnete iman etmiş. Ama namaz kılmak da çok zor geliyor. İhlası da olmadığı için, yani senin deyiminle aşkı da olmadığı için zor geliyor, sıkılıyor, yoruluyor ve bırakıyor. Aşksız olmaz bu. Mümkün değil. Aşksız. Yani günümüzde bazı yarım hocalar, bazı sahte hocalar olayı sadece mantığa, akla indirgemeye çalışıyor. Kalbi, ruhu, aşkı tamamen devreden çıkartmaya çalışıyorlar. Böyle bir inanç yok. İnanç akıllı olmaz, inanç kalple olur. İman böyle bir şeydir. Ya bu iş belki akılla başlar ama akıl devreden çıkar ve o iş kesinlikle tamamen gönüldür yani. Kesinlikle. Ya fizik kurallarını alt üst eden bir olay var. Allah-u Teala Kur'an'ımızda bir insanı bir balığın karnında yaşattığından bahsediyor. Şimdi mantık fizik kurallarını öne koyuyor. Diyor ki bir insan balığın karnında yaşayamaz. Bu mümkün değil. Kurallara aykırı. Ama Allah-u Teala açık ayetlerinde Yunus Aleyhisselam'ı yaşattığını, çok zikredenlerden olmasaydı kıyamete kadar orada yaşatacağını söylüyor. Bakın kıyamete kadar yaşatacağı tek insan Yunus Aleyhisselam. Ama beni çok zikredenlerden olduğu için ben onu çıkarttım, balığın karnından çıkarttım ve selamete ulaştırdım diyor. Şimdi akıl burada devre dışı kalıyor. Burada imanın olmasa kafir olursun. Tabii. Akıl diyor ki mümkün değil. İman çok hassas bir şey değil mi? Kesinlikle. O olmazsa hiçbir bilgi seni kurtaramaz. Hiçbir ilim seni kurtaramaz. Geçen haftaki sohbetinde Hawking'den bahsettim. Ateistlerin peygamberi Stephen Hawking. Evet. Adama 20 yaşında ALS teşhisi konuluyor. 2 yıl, 2 yıldan fazla yaşayamazsın, bilim bunu gerektiriyor diyor. Kaç tane doktora gittilerse maddi durumda çok iyi. Hepsi 2 yıl ömür veriyor ama Allah o ateisti 50 yıl daha yaşatıyor. 70 küsur yaşında ölüyor. Adamın hayatı bile Allah'ın bir kudret mucize göstergesi. 2 yıl yaşayacak dediği, bütün bilim adamlarının 2 sene yaşayacak dediği adam 50 yıl daha yaşıyor ve son nefesine kadar İslam'ı, Allah'ı ve bir yaratıcıyı inkar etmeye devam ediyor bütün kitaplarında, yayınlarında. Son nefesine işte 1-2 yıl kala röportaj yapıyorlar. Diyor ki benim bütün görüşlerim bir tanrı olmadığı anlamına gelmez. Bütün fizik kurallarını, bütün cisimleri hareket ettiren muhakkak bir kuvvet olmak zorunda. Ben tanrı görüşünü inkar etmiyorum diyor. Ya senin bütün kitaplarında, bütün eserlerinde ilah görüşü red var. Son anda ölüm yaklaştığı zaman tabii en kral ateist bile, en önce ateist bile bir sarsılıyor. Ya gideceğiz diyor, ya varsa. Ya varsa diyor. Ya varsa. Ve yandan yandan iman etmeye başlıyor. Az önce şey dediniz, Yunus Aleyhisselam çok zikredenlerden olduğu için biz onu yaşattık. Çok zikretmek. Nasıl yapacağız hocam? Mevla Teala Kur'an'da çok namaz kılanları övmüyor. Çok oruç tutanları övmüyor. Çok umre yapanları övmüyor. Ama çok çok zikredenleri övüyor. Çok çok yapın dediği bir tane amel var. Ya eyyühellezine amenü zükürullah zikran kesira. Ey iman edenler Allah'ı zikredin ama zikran kesira. Çok çok zikredin. Fesebbihuhu bukrata ve asıyla, sabah ve akşam onu tesbih edin. Bunu sabah ve akşam yapmak zorundayız. Ama az değil. Münafıklar Allah'ı zikretmekte çok az yaparlar. Çok yimlidirler diyor Efendimiz Aleyhisselam hadiste. Demek ki bizim münafıklardan farkımız şu olmalı. Çok çok zikretmemiz lazım. Dilin Allah'ın zikriyle devamlı ıslak kalsın. Ey Abdullah İbni Mesud diyor Efendimiz Aleyhisselam baş talebesine. Zikrettiği zaman insan, çokça zikri yaptığı zaman dili devamlı ıslak kalır. Ama bu zikrin insana vermiş olduğu tek bir şey yok. Sevap değil. Şimdi her zikirde 10 sevap gelir amel defterine. Hı hı. Sağ tarafa 10 yazılıyor. Allah,
Allah, Subhanallah, Elhamdülillah 10-10 yazılıyor buraya. İhlasın fazlaysa Türker 20, 50, 100, 700'e kadar çıkartır Allah Teala ihlasına göre. Şimdi bir verdiği rakam var, matematik var. 10-10 artıyor, zikir sana verdiği bir şey daha var. Muhabbetin, aşkın artıyor. O kalpteki muhabbet, ruhtaki temizlenme, berraklaşma, aklının yıkanması, beynin yıkanır, fazla zikretme, sohbetlere gitme, sohbet videoları izleme, Nas TV seyretme, beynin yıkanır falan diyenler var ya. Ya zaten yıkanması için izliyorum. Bir şey yıkanmazsa kirli mi olur, temiz mi olur? Bir şey yıkanmazsa hasta mı olur, sağlıklı mı olur? Hasta olur. Yıkanması gerekiyor. Yıkanmanın ölçüsü ne? Deterjanı koyup kalbimizin içine yıkayamayız. Bir şey yapmamız lazım bizim. Bunun ölçüsü Kur'an okumak, ilim sohbetleri seyretmek ve en önemlisi zikir yapmaktır. Bu zikri bol bol yaptığın zaman temizlik gelir. Aklın temizlenir, daha berrak düşünürsün. Kalbin temizlenir, kötü şeyleri istemezsin, iyi şeyleri istersin. İyi şeyleri izlemeyi, seyretmeyi istersin. Ruhun temizlenir, zikir sana yeterli gelmez. Tıpkı çay, bir tane çayın yeterli gelmediği, ikinciyi, üçüncüyü istemek, peşinden künefeyi istemek gibi. Bu nefsin aldığı bir lezzet ve yeterli gelmiyor. Devamlı bir şeyler istiyorsun. Evet. Ruh da temizlendiği zaman istemeyi sürdürür. İbadeti istemeyi, Allah'ı istemeyi, aramayı sürdürür. Zikir böyle bir şey katar. Yani zikir yaptıkça çokça yaparsınız. Kesinlikle, o zaman. Kesinlikle. Durmazsın, arttırmaya başlar. Bu neye benzer? Sporculara benziyor. Spor salonuna gidiyor. Evvelce üzerinde 15-20 kilo yağ tabakası varken, her tarafı sarkmışken, 6 aylık bir çalışmayla ve perhizle sıkılaşıyor, yağlar gidiyor. Ama sporu yapan kişi diyor ki, ya ben 6 ayda bütün yağlarımı erittim ama ben şimdi kas yapmak istiyorum. Yani dışarıya çıktığım zaman bir görünmek, bir riya yapmak istiyorum. Bu da vücudun riyasıdır. Gizli şirktir. Spor yapmak çok güzel bir şey. İbadettir vücuda bakmak. Ama insanlar beni görsün, vücuduma imrensinler. Kadınların şehveti artsın niyetini yaptığın zaman her saniyen günah kazanma anına geçer. Bunu bu şekilde ayırmak lazım. Şimdi 6 ay spor yapıyor, yağları eritiyor ama durmuyor. Spor bir bağımlılıktır. Yaptıkça hocamız da bırakamaz. Sporcudur bu arada. 5 yıl tekvando yaptım, bırakamıyorum. Her gün yarım saat bir şeylere yumruk atmazsan, tekme atmazsam rahat edemiyorum. Yani bu bir bağımlılık. Devamlı daha fazlasını istersin. Kendindeki gelişimi gördükçe daha fazlasını istersin. Senin dediğin gibi zikrullah da böyle. Aşkını arttırıyor, muhabbetini arttırıyor. Nefsi terbiyeni, kınamanı arttırıyor. Ve en güzeli doyumun yok. Doymak istemiyorsun. Devam ediyorsun. Ya, o lezzeti almak çok önemli bir şey hocam. Yani o zikre girdikçe o lezzeti alan herhalde hani bunu aşkla sarılan oradan kolay kolay vazgeçmez diye düşünüyorum ben. Aşksız o lezzeti almadan yapılan zikir ya da namaz kısa sürer. Kısa sürer, doğru. Değil mi? Yani doğru. Etrafımı da onu gözlemliyorum çok. Tamam. O zaman o lezzeti almak çok önemli herhalde. O lezzeti almak için ihlaslı olmak gerekir. Başa dönüyorum hocam o zaman. Peki burada dedik ki namaz kılmakta zorlananlara tavsiyeler. Zorlu olacak bu en başta dediğimiz. Tabii. Yani diyorlar ki ya ben hemen öğlenin farzını kıldım, son sünneti kılmasam olur mu? Olur mu yani? Tabii başla. Olur. Kınamamak gerekiyor. Bu adamın nefsi kuvvetli, geçmiş hayatında yapmış olduğu yanlış tercihler sebebiyle nefsi güçlenir. Adam ibadetsiz kalır, adam içkiye, kumara müptela olur, zinaya müptela olur. Bu nefsi kuvvetlendirir. Ama bu bir terazidir. Terazinin bir kefesi aşağı inerse diğeri yukarıya çıkmak zorunda. Nefs günahlarla, haramlarla beslendikçe kuvvetlenir ve yukarıya çıkar. Ruh zayıflar, akıl zayıflar, kalp, aşk zayıflar. Zayıfladığı zaman o adamın bedeninin, ruhunun, aklının kontrolü nefse geçer. Bu sefer ibadet çok sıkıntılı olur. Fakat ahiretten korkuyor, hesaptan korkuyor, imanı da var Türker. Namaza başlamak istiyor. Sadece farzları kılarak başla. Benim her zaman tavsiyem şudur. Kardeşim zor mu geliyor? Geçmiş hayatın çok mu kötüydü? Sadece farzları kılacaksın. Bu şekilde devam et. Daha sonra o farzlardaki sadakatin sana sünnetleri kıldıracak. Yetmeyecek, ruhun kuvvetlendikçe artık nafileleri arayacaksın. Bana mesaj göndereceksin. Hocam, bana nafile namaz tavsiyesi yapar mısın? Bana bu tavsiyelerde, bu tavsiye isteklerinde belki bulunacaksın. Belki gece namaza bir duracak, sabaha kadar. Böyle çok mesaj geliyor. Geçmiş hayatı kötü durumda. Fakat ibadete başlıyor. Günde bir vakit namazla başlayan çok insan var. Yine çok tavsiye ettiğim bir şeydir. Ondan daha mı kötü nefsin? Günde bir vakit namaz kıl ama bir şeyi sabitle. Bir vakti sabitle, diğer vakitleri bırak diye tavsiye ediyorum. O bir vakit ikiye çıkıyor, dörde çıkıyor, en sonunda beşe çıkıyor. Sonra sünnetlere başlıyor, ondan sonra nafile tavsiyeleri istiyor. Durum böyle. Azdan başlayacak. Tıpkı bir dövüş spor salonuna, bir vücut geliştirme spor salonuna giden insan gibi. Yani bir anda bu adama 50 kilo, 100 kilo vermezler. Küçük kilolar verirler. Doğru. 3 kiloyla başla, 4 kiloyla başla derler. Sen de bir İslam davetçisiysen, insanları namazla başlatmak istiyorsan, kardeşim 5 vakit namaz kılacaksın ama bizim peygamberimiz 5 vakitte nafile kılardı. Her gün 10 vakit kılmak zorundasın yoksa senin Müslümanlığın eksik. Dersen adama soğutursun. Bitti. Bu adam gitti. Daha kılmaz.
Kaza namazı mesela, ibadete başlayan, namaza başlayan insanların geçmiş borçları var. Kaza orucumuz vardır, kaza zekatımız vardır, kaza haccımız vardır, bir de kaza namazı borcumuz vardır. Adam başlamış namaza 20 yaşında ama bu adam 13 yaşında buluğa erdi. 7 sene borcu var İlker, Türker. 7 sene borcu var. Bu adam ne istiyor bizden? Kaza namazı borçlarımı nasıl kapatabilirim hocam diyor. Biz de buna tavsiyede bulunuyoruz. Kardeşim her gün bir günlük kaza borcunu kapatacaksın, ikiye çıkma. İkiye çıkma, nefsini yorma. Nefsini yorduğun zaman ihlasın zayıfsa bir tokat yersin, 5 vakit namazı da bırakırsın. Sen programdan önce bana yaptığın bir fiilden bahsettin. Her sabah 200 ihlas-ı şerif işe gelirken muhakkak okurum dedim. Bu çok güzel bir şey. Ama ben de sana dedim ki aşırı gidiyorsun Türker. Lütfen. Ağır gelir dedim. Ağır gelir. Nefsinden tokat yersen, şeytandan tokat yersen bir bakarsın bir sabah hiç zikir yapmıyorsun, açmışsın müziği, orada müzik dinliyorsun. Evet, vur patlası çalma lazım. Bu olmasın diye azaltmak lazım, istikrar ama yani daimiyet. Yani ağır gelmesin diyorsun. Aslında burada tüm mücadele işte nefsimizle olan mücadele. Kesinlikle. Olacak. Yani bu nefisle olan mücadele hiç bitmeyecek değil mi? Yani son nefesimizi verene kadar, Azrail derler hani, son nefeste de gelmiş. Oğlum peygamber bak ya, kandırmaya çalış. Azrail diyorum. Şeytan. Kandırmaya çalışılmış. Doğru. Yani nefisle mücadele bu kadar ağır ve son nefesimize kadar. Nasıl nefsimizi koruyacağız hocam? Şimdi yapılan her ibadetin bize 3 katkısı var. 1- sevap yazma. 2- temizleme, bizi bir tezkiye etme, ruhumuzu dinlendirme ve yaratılış gayemizi bize hatırlatma. 3. bir şey daha var. Her ibadet, yapılan her ibadet nefsi aynı zamanda terbiye etmedir. Allah-u Teala bizi bu ibadetleri, bu oruçları, bu zikirleri, bu zekatları neden verdi? O içimizdeki kafir, kendisini yaratıcıyı inkar eden, bizi ibadetten alıkoymak isteyen o nefis var ya, tam iki kaşın arasındaki kuvvet. Bu kuvveti ehlileştirmek için verdi. Nasıl bir evimizdeki bir kediyi ehlileştirmek için bazı kurallar koyarız, bahçemizdeki bir köpeği ehlileştirmek için bazı perhizler veririz, bazı kurallar koyarız, oraya gitme, cız oğlum buraya gitme falan deriz. Nefs de içimizdeki köpektir, içimizdeki canavardır, kurttur. Bunu ehlileştirmenin tek yolu tekvandoya gitmek, kum torbası yumruklamak, insan dövmek değil. Bunu ehlileştirmenin tek bir yolu var, ibadet. Bunu ehlileştirmeden de Allah-u Teala ben sizi cennete koymam diyor. Cennet müminlerin yeridir, kafiri oraya sokmam diyor. Bu kafiri dünyadayken Müslüman yapacaksın. Arkadaşlar klimayı açar mısınız? Dünyadayken Müslüman olmazsa, o ibadetlerle bunu terbiye etmezsen, o devamlı surette küfrü ister, seni cehenneme götürmekten başka bir gayesi yoktur. Çünkü onun üstadı şeytan. İlmi ondan alıyor. Şeytan sadece vesvese veriyor nefse. Nefs onun mudisi, dervişi, talibi. Bize yaptıran, fiilleri bize yaptıran o nefs. Bu nefsi terbiye etmenin yolu da ibadetten başka bir şey değildir. Son nefeste bile hala vazgeçmemesi ama şeytan. Geçmiyor. Şuraya bak. Adamın yaşı 90. Ve hala nefsi ona içki içmesi konusunda telkinde bulunuyor. Hala nefsi ona, şehveti bitmiş, yaşı 90. Hala nefsi ona yoldan geçen yarı çıplak bir kadına bakmak konusunda telkinde bulunuyor. Bakmadan duramıyor. Camiden çıkan yarı imanlı bir hacı amca olsa bile. Bakmadan duramıyor. Şehveti bitmiş. Ama nefsi şeytandan aldığı telkinle ona baktırmaya devam ediyor. Evet. Son nefese kadar bu bitmeyecek. Bu mücadelemiz son nefese kadar sürecek. Konu konuyu açıyor. Biraz konumuzdan sapıyoruz ama aslında hepsi dahilinde ama son nefes dediniz hocam. O ölüm anında, o son nefesimizde ne yaşanıyor hocam? Öncesinde ne hissediyor insan ve o ölüm anında nasıl bir şey çöküyor insanın üzerine? Son nefesimizi nasıl veriyoruz? Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın bildirdiği hadis-i şeriflerden biz bunu bilebiliyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de çok az değinir. Artık bir kişi öldüğü zaman ona şöyle sesleniriz diyor Mevla Teala. Bugün artık gözün keskindir. Sen bunlardan gafletteydin. Biz sana cenneti anlattık, cehennemi anlattık, hesabı, mizanı anlattık. Sen bunların tamamından gafletteydin, görmemiştin. Artık bugün gözün keskindir. Görmediğimiz ve duyduğumuz her şeyi artık ölümümüzle beraber görmeye başlıyoruz. Perde kalkıyor ve sınav bitiyor. Bu birinci mesele. İkinci mesele, ölmeden önce son bir fitne var. Son bir fitne, nefsin telkini ama nefse destek olmaya gelen, seni imansız götürmeye gelen bir şeytan. Son nefeste muhakkak her kula o iblis, o şeytan gelir. Veli dahi olsa gelir. Ama velilere Muhammed Aleyhisselam da temessül ettiği için, tevhidi o telkin ettiği için kanmaz, aldanmaz. Bizim gibi sıradan Müslümanlara ise şeytan gelir. Eğer Allah ihlasımızı beğendiyse Muhammed Aleyhisselam ya da bir veliyi ya da vefat etmiş olan bir akrabamızı temessül ettirip bize telkin ettirtebilir. Bu olmasa bile etrafımızda salih kulları varsa bize devamlı telkin ederler. La ilahe illallah de. Kerem kardeşim
La ilahe illallah Muhammeden yani Resulullah. Yani etrafımızda o mesela ölüm döşeğindeyken insanlar o yüzden telkinde bulunur. Kur'an okur. Bu Muhammed Aleyhisselam'dan geliyor. Ölüleriniz üzerine Yasin okuyunuz. Birinci hadis. Ölülerinizin yanında şehadet telkin ediniz. Kelime-i tevhid telkin ediniz. Bu hadis-i şerifler olduğundan dolayı bizim halkımız bunu adet edinmiş. Hem Kur'an okurlar, özellikle Yasin-i Şerif. Hem de tevhid söylerler. Yani şunu getir falan demese bile La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Ahmet abi. Yanında hatırlatma babında devamlı söyler. Vefat etmeye yakın kişi güçsüz olsa, dili dönmese bile kalbinden ya da aklından bunu geçirmesi bile yeterlidir. La ilahe illallah dese. Bunu yapamıyor. Sadece Allah diyor. Allah demesi bile imanlı ölmesinin alametidir, işaretidir. İmanı kurtarmış olur. Bunu yaptıktan sonra artık son nefes gelir. Şeytan elindeki o sıvıyla vefat etmeden önceki en zor fitnemiz ağzımızın çok fazla kuruması, sıvıya çok fazla ihtiyaç duymamız. Bunu fırsat bilen şeytanın gelip bize bir illüzyon yapması, elinde bir sıvı, su varmış gibi, buz gibi bir su varmış gibi bizi aldatmaya çalışması. Burada bir çoğu kanar, halis, ihlaslı kullar aldanmaz, kanmaz, tevhidi getirir ve onu kovarlar. Şeytan onlardan sadece şunu ister. Sen şu anda kalkamıyorsun, güçsüz bir şekilde burada duruyorsun. Şu sıvıyı, şu suyu sana verebilirim. Senden bir tek şey istiyorum, bana secde et. Adam şeytana der ki, benim şu anda kalkacak bir kuvvetim, gücüm yoktur. İblis de ona şöyle der, kalkmana gerek yok. Başınla hafif bir şekilde bana eğdir, yeterli. Maksat hasıl olur. Bu ona secde ettim anlamında. Sen benim ilahımsın anlamında demek olur ve kişi imanını kaybeder. Ebedi olarak cehenneme gider. Bu son fitnedir. Bundan da kurtarırsa artık o kişi imanlı ölmüş demektir ve perde açılır. Göremediği her şeyi görür, göreceği ilk şey salih bir kulsa cennette gideceği yeri görür, makamını görür, eşlerini görür. Şaki bir kulsa, günahkar bir kulsa cehennemde gideceği yeri görür, makamını görür. Arkadaşlarını, cehennem arkadaşlarının hepsini görür. Ölüm anında bunlar başımıza gelir. Peki şimdi mesela kendi cenazenizde her şeyi duyuyor muyuz? Hani şey derler de.